Allah razı olsun. Şimdi burayı çok güzel koruyacağız. Yani burası böyle tertemiz, pırıl pırıl, her gün temizlenecek. Pırıl pırıl bir olacak. Size de görev. Merhabalar, hoş geldiniz. Evet. Hayırlı olsun. Nasıl? Size de görev verin, biz de bulunalım. Evet, evet, evet. Artık burası hepimizin, bizim. Fakat şey evet. Söyleyeyim, çocuk tarafı çok ilgi var. Tabii. Evet. Yani 3 gündür içeride herkes. Ya bugün böyle bir anlamlı günde, 29 Ekim'de. Burada gezmek çok çok temiz, kırıp kırıp, tertemiz bir yer oldu. Beğendiniz mi? Nasılsınız, iyi misiniz? Hayırlı günler. Kolay gelsin. Allah kolaylık versin. Bayrak mı dağıtıyorsunuz şey yukarı? Evet sayın abi. Ne de çocuk yok mu ya? Binanın cephesi bittiği zaman burada yeşile boyamayacağız. Bu şekilde bu şekilde yeşile boyamayacağız. Çünkü boyadan kısıyor. O da bir Al bakalım. Kolay gelsin. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Veya burada bir iki kat koyduk. Eğlenecekler. Onu bir okul yaptırdı. Evet. Halim öncülüğünde. Cumhuriyetimizin 98. yıl dönümünü büyük bir coşkuyla Düzce'mizde vatandaşlarımızla, arkadaşlarımızla, hep beraber çocuklarımızla, gençlerimizle kutladık. Ondan sonra da şu an içinde bulunduğumuz millet bahçesini vatandaşlarımızla birlikte geziyoruz. Şurada gözüme çarpan insanların çok mutlu olduğu, burada çocukların şu an çok mutlu olduğu, bu millet bahçesinde gezerken herkesin cıvıl cıvıl neşe içerisinde çocuklarını eğlendirdiğini gördüm. Burada belediye başkanımız, sayın bakanımız Faruk Özdübey'e teşekkür ediyoruz. Ve şu an gördüğünüz kütüphanemizi ve kıraathanemizi de, millet kıraathanemizi ve kütüphanemizi de beraber gezdik. Orada çayımızı içtik. Oranın içerisi de çok güzel. İçerisinde hem kadınlarımız hem erkeklerimiz için her türlü ihtiyaç için her şey düşünülmüş. Kitap okuyabilecekleri, çaylarını, pastalarını yiyebilecekleri çok güzel bir mekan oluşturmuş. Ben emeği geçenlere, başta sayın belediye başkanımız, bakanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Düzce'mize hayırlı olsun. Uzun bir emekten sonra bu noktaya geldik. Buranın mimarı kıymetli bir mimar arkadaşımızdır. Güzel bir proje oldu. Düzcelilere hayırlı olsun. Aslında bugün burayı biz hizmete açmış olduk, hizmete almış olduk. Resmi açılış daha sonra olacak. İnşallah buranın açılışına Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum Bey katılacaklar. Düzce'mize hayırlı olsun. Güzel bir park oldu. Hatta biz hizmete almadan önce Düzceli hemşerilerimiz 3 gün önce burayı hizmete açtılar. Ben bu vesileyle Cumhuriyet Bayramımızı kutluyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. 34 dönüm burası. 34 bin metrekarelik bir parkımız var. İçinde bir kafe, kütüphane var. Yine içinde 2 tane satış noktası, yani hafif içeceklerin olduğu satış noktası var. Buranın içerisinde baştan beri söylediğimiz şekilde yeme içme, yani kebap, lahmacun olmayacak.